Değerli izleyiciler, terörist İsrail'in yaptığı katliam ve soykırım vicdanı olan herkesin her platformda sesini çıkarmasına sebep oluyor. Bunlardan birisi de Beşiktaş Genel Kurulu üyesi Ali Sinanoğlu. Ali Sinanoğlu, Beşiktaş Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'in Filistin zulmüne tepki gösterdi. Sinanoğlu'nun konuşması ıslıklarla ve mikrofonunun kapatılmasıyla yarıda kesilmek istendi. İşte o tepkilere maruz kalan Sinanoğlu, şimdi Akit TV ekranlarında Adnan Sular'ın sorularını cevaplayacak. Adnan, söz sende. Geçtiğimiz pazar günü biliyorsunuz bir genel kurul toplantısı vardı, kongre vardı daha doğrusu. O toplantıda söz alan Sayın Ali Sinanoğlu gerçekten insanlık adına, Gazze'de yaşanan insanlık dramına sessiz ve kayıtsız kalmadı ve orada duygu ve düşüncelerini olması gereken ölçüde ifade etmek istedi. Ancak maalesef ki orada bulunan diğer üyeler tarafından hem ıslıkla protesto edildi hem de söz hakkı maalesef kesildi. Mikrofonlar kapatıldı malumunuz. Tabii bütün bu olaylar sadece bunlarla sınırlı değil elbette. Bu kayıtlardan sonra da yaşanan olaylar var. Dilerseniz bu soruyu Sayın Sinanoğlu'na soralım. Çünkü bizzat o olayı kendisi yaşadı. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Neler söylersiniz? O gün gerçekten insanlık adına olması gereken bir cümle kurdunuz. Birçok cümle kurdunuz aslında ama neden birileri rahatsız oldu özellikle üyeler arasında? Şimdi biz olayın başına biraz saracak olursak, ilk dilekçeyi veren benim konuşma için. En sona bırakılan da benim. Ve biz oradaki divan başkanına, geçici seçilen divan başkanına sesimizi kızdıran bir zat. Kendisine Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle anlamlı bir konuşma yapmak istediğimi, dilekçemi verdim. Bu vesileyle de hem bizlere miras bırakılan bu Beşiktaş'ın ecdattan hatıra gelen, emanet gelen, bunun hedefleri doğrultusunda yeni başkan adaylarına fikir ve önerilerimizle birlikte tebriklerimizi ileteceğiz ve bunun haricinde de insani bir noktaya, bir konuya gireceğim. Lütfen bununla da ilgili bir müdahale gelmemesini ısrarla. Kendisi de bana şunu söyledi: o zaman biz sizi dilek ve temennilerde alalım, istediğinizi konuşmakta özgürsünüz dedi. Tabii bekliyoruz, alınmıyoruz. Gündem maddelerinin arasında dilek ve temennisini veren insanlar alındı. Ben o sahneye 4 kere gittim, görüştüm. Neden alınmıyoruz? Şu an sahnedeki mesele diyoruz ki konuşmacı, dilek ve temenni gündem maddeleri üzerine kurulmuyor. Salonun yarısı boşaldı. Ondan sonra insanlar gidiyor artık. Biz de artık konuşturmayacak bizi diye çıktık. Çıktık. Biz de beraber olan misafirlerimizi, arkadaşlarımızı, kardeşlerimizi yolcularken aracımız geldi. Tam bineceğiz. İçeriden çok sevdiğim bir kardeşim telefonu açtı. Abi gitmediysen gel dedi, Allah rızası için dedi. Şu konuşmayı yap dedi burada dedi. Ondan sonra tek başıma girdim içeriye. Sahnede bir hanımefendi, Amerika'dan gelmiş zannedersem, dilek ve temennilerini sunmak için ta kadıncağız oradan gelmiş. O da bekletilmiş. Öyle herhalde ikimizi en sona bıraktılar. Ondan sonra dedi ki siz dilek ve temennileri, peki hanımefendi niye konuşuyor? Cevap yok. Evet. Beyefendinin bak, bu bizim demokratik hakkımız. Biz bu konuşmayı yapacağız bugün ve siz de müdahale etmeyeceksiniz. O zaman bekleyeceksiniz efendim, gündem dedi maddeleri. Sağ tarafta oturan bir genç kardeşimiz divandan şey dedi. Beyefendi dedi ki ilk dilekçeyi veren dedi şu an dedi bir haksızlığa uğruyor, konuşması lazım. Bekleyin dedi ki efendim dedi. Dilek ve temennilerde alacağız, şu an gündem. Sahnedeki hanımefendi dilek ve temennilerde giderken anons etti, dilek ve temenniler için çağırdı. Geldik, ben özellikle buradan Büyük Beşiktaş'ın taraftarına ve camiamıza sesleniyorum. Lütfen Beşiktaş'ın YouTube kanalına girip sanki süreyi ben aşmışım da ondan dolayı susturulmuşum da bu algıya sakın izin vermeyin. 5. dakikada susturuluyorum. Ve Filistin kelimesi ağzımdan çıktığında susturuluyorum. Ki o kelimenin başında da şunu söylüyorum: dünya çocuklarına ilk bayram armağan eden lider olma özelliğiyle Mustafa Kemal, Filistin cephesinin kumandanı Mustafa Kemal deyince zaten kıyamet kopuyor. O görüntüleri izlemediler inşallah. O görüntüler de yayınlanacak. Tahammülsüzlük buradan. Orada ben söyledim, burada yanlış olan ne? Kabullenemediğiniz ne yani? Asker Mustafa Kemal'in Filistin cephesinin kumandanı mı oluşuyor? O görüntüleri izlemediler. Sizler aracılığıyla inşallah izleyecekler. Şimdi ben buradan şunu anlamaya çalışıyorum. Burada bir provokatörlük varsa provokatörlüğün en
şahanesini kendisi yaptı. Evet. Yalan konuşuyor bir kere. Süreniz doldu diyerek utanmadan orada kameraların önünde yalan konuşuyor. Evet. Ve diyoruz ki yanlış olan ne? Çocuklar katlediliyor. Orada diyorum ki empati yapmaya davet ediyorum ben size. Akşam evinize gittiğinizde çocuklarınıza, küçük çocuklarınıza, torunlarınıza, küçük kardeşlerinize, yeğenlerinize sarılıp sözlerimi tefekkür ederek sizleri empati yapmaya davet ediyorum. Ya hiç mi Allah'tan korkmuyorsun ya? Hiç mi vicdanın yok senin? Evladın yok mu senin? Bu ne cüret? Bu ne küstahlık? Bu cesaret nereden geliyor? Ve hiç taviz vermiyorsun. Korku da yok. Bir yumuşama da yok. Kimsiniz? Kaç kişisiniz? Nereye hizmet ediyorsunuz? Bunları söylemek zorundayım ben. Yani bu işin peşinde biz bırakmayacağız. Çünkü sizin orada kestiği ses benim sesim değildi. Islıklattırarak. Ben camiamı da, Beşiktaş'ımı da, taraftarımı da tenzih ediyorum. Sakın ola ki ben, taraftarımız üzülüyor. Kongrelerimizden görüyoruz, ekran resimlerini paylaşıp kongreliğinden ayrılmak istiyorlar. Beşiktaş içerisinde farklı gruplar mı var ya da kişiler mi var? Sonuçta büyük bir camia ve toplumu da aslında bütün Beşiktaş'ta kapsamıyor. Niye böyle bir şeyden rahatsız duysunlar? Siz alkışlamaları gereken yerde ıslıklamaları ne kadar doğru buluyorsunuz? Dediğim gibi ben o ıslıklayanları kendi insanlıklarını, vicdanını ıslıkladılar. Ben camiamı tenzih ediyorum. Taraftarımı tenzih ediyorum. Çoğunlukta olan biziz. Tabii ki burada köşe başları tutulmuş. Belirli bir akıl tarafından. Burası her zaman için kaşımaya hazır bir dilim var mıyor söylemeye ama maalesef her zaman ikinci bir gezi yapılacak bir potansiyel. O yüzden de dikkat edin, bu işin aslında biz temeline ineceğimiz zaman hakikati konuşursak burada tarihçilerimiz de zan altında kalır. Çünkü konuşmuyorlar. Ben bu konuşma öncesi çok kıymetli tarihçilerimizle de görüştüm. İsimlerini hani konuşturmadılar. Konuşursalar her şey daha netleşecek. Niye biz bu konuşmaya girdik? Konuşturulmadık orada. İsimlerinin verilmesinden çekindiler. Ama Beşiktaş'ın tarihini açacak olursak Beşiktaş'ın kuruluşuyla Gazze'nin, Sultan Abdülhamit Han'ın neden dolayı Gazze'yi satın aldığı, ikisi birbirine zaten eş güdümlü ilerliyor. Birbirinden ayrı konular değil. Bugün oradaki biz söyledik, eğer dünyada dünya huzurlu ve mutluysa spor bir anlam taşır dedik. Eğer sokaklarda çocuklar top oynarken kendilerini güven içerisinde mutlulukla top oynuyorsa futbol bir anlamlıdır. Sokaklarda üzerlerine bombalar atılırken değil. Bundan rahatsızlık olan bir insanın her şeyden önce Müslümanlığını bırakın insanlık testinden geçmesi gerekiyor. İnsan olan yani bugün baktığınız zaman Amerika'da, Avrupa'da insanları görüyoruz. Yani hükümetlerin yönetenler ayrı ama halkın tepkisini görüyorsunuz. Ama biz burada bizim olan atalarımızın kurduğu Beşiktaş'ta tutsak edilmeye çalışılıyoruz. Maalesef öyle. Peki bunu ne için yaptın? O cesaret nereden geliyor? Bu özgüven nereden geliyor? Hizmet nereye? Amaç ne? Bunu sorgulayacağız, bunun peşinde bırakmayacağız. Öyle hani aman hani Beşiktaş kardeşliği sarılık öpüştük bitti değil. O çünkü ben samimi söylüyorum, şahsıma yapılmış olsa bu benim nefsime yapıldı derim. Bir şekilde frenlemeye çalışırım ve daha sert tepki gösteririm. Haklı olurum, haksız olurum. Ama burada biz orada metanetimizle korumaya çalıştık. Gerçekten de korumaya çalıştık. Normalde o kadar sabırlı bir insan da değilim ama çünkü oradaki konunun hassasiyeti, mazlumların bir sesi olmaya çalıştık orada. Ya dilim varmıyor. Bizim evlatlarımız da olabilir o bombaların altında ölenler. Maalesef öyle. Bu hakikat. Tabii şurada bunun önüne geçmemesi için metanetimizi korumaya çalıştık ama biz bu kadar metanetimizi korumaya hala alttan olarak söylemeye o küstahlığı ben kabullenemiyorum. Ben daha sosyal medyaya bakabilmiş değilim. Ya çok yoğun şey herhalde bir şey anlamadım yani çok aşırı RT takip yorum geldiği için mi kitleniyor spam mı onu da anlayabildim değil sayfaları. Görebildiğim kadarıyla bugün yorumlara hani bakmaya çalışıyoruz. Mümkün yok yetişemiyor. Sadece birkaç tanesini gördüm. Beşiktaş kardeşlerim sadece şundan emin olsunlar. Emin olun 5. dakika girin. Biz kesinlikle süreyi aşmadık. Yalan konuşuyor. Dilek ve temennilere diye çağırdı. Yine yalan konuşuyor. Orada konuştuğu 3 tane büyük zaten söylüyor gündemimiz Filistin değil. Ne gündemimiz peki? Ne gündemimiz? Şu an dünyanın gündemi Filistin. Şunu o zaman söylesin ya. Benim gündemim farklı. Benim hizmetim farklı. Düşüncem farklı. Farklı kliklerdeyim ben. Nesin sen? Sen kimsin?
Bunu söylesin. Ha söylemiyorsa biz düşeriz peşine. Evet. Bu çıkacak ortaya. Beşiktaş'ın bu tip insanları içerisinde barındırmaması lazım. Bir de oradan sanki biz provoka yapmış, bu algıyı da yapmak, biz bu nefesi aldırmayız. Bir de Allah razı olsun. Bu bizim hakikaten de milletimiz çok necip. Evet. İnanın o grubun eline bırakmadılar bizi. Yarım saat sonra sosyal medyada yangın gibi elhamdülillah. Bu mazlumların sesini Mevla duyuracak ya, bunları da yaptıracak ellerle buna. Hani bir söz var, küfar küfarlığını yapacak. Müslümanı Müslümanlığı yapacak bu tabi. He. Onlar bir şey diyemiyorum, anladın mı? Ama amali münafıklık yaptı. Tabii sosyal medyada çok fazla irdelendi. Hı hı. Tepki gösterenler de oldu. Aynen. Genel olarak baktığınız zaman şu an Türkiye'nin gündemine oturdu aslında. Evet. Bu kadar ses getirmesini neye bağlıyorsunuz? Ben bunu sadece bizim aziz milletimizin duyarlılığına bağlıyorum. Bir de Allah o mazlumun sesini bir şekilde duyuracak ya. Feryat ettirecek de futbolun etkileşim gücünü biliyoruz. Zaten amaç oydu, ben konuşmamın başında söylemiştim. Hani samimi duygularla bugün Beşiktaş olarak, aslında ben orada Beşiktaş'ın büyüklüğünü, bu işe öncülük yapması gerektiğini, lütfen ben yayınlamadım, girin Beşiktaş'ın YouTube kanalına. Nereden bu konu geldi? Ben şunu söylüyorum, Beşiktaş'ın aynı zamanda başkan adaylarını söylüyorum. Dünyadaki sayılı sivil toplum kuruluşlarından birini olduğunu unutmamalılar. Beşiktaş ortaya koyacağı vizyonla sosyal dünyada alınacak marka değeri yükseltti de marka değeri her yerinde güçlü lobilerde iyi olarak temsil edilecektir. Zaten Beşiktaş'ın başkan adaylarını yapması gerekenleri de söylüyoruz. Bu şekilde Beşiktaş'ı biz istiyoruz. Varlığında da buydu zaten. İnsandır Beşiktaş'ın merkezi. Merkezine insanı koymuştur. Bu konuları tarihçilerimizle tatlıca ben varım. Ellerini taşın altına koysunlar. Önce şu Beşiktaş niye kurulmuş? Kim kurmuş? Buradan başlayalım. Bir utanç vesikası Beşiktaş'ın sitesinde duruyor. Ayrıca bölümünde. Hem başkanlar, yöneticiler. Şimdi elinizi vicdanınıza koymadınız. Bu topraklarda yaşıyorsunuz. Orada Koca Sultan Abdülhamit Han'ı aziyat sitesinde gösteriyorsunuz. Diyor ki sarayın 100 metre ilerisinde kuruldu Beşiktaş. Evet. Kulüp kuruldu, hizmetler yapılıyordu, sultanın haberi yoktu. Ne kadar ayıp ya. Acziyetin içerisinde aslında olanlar sizlersiniz. Evet. Tarihi bir şekilde şartlarak sizlersiniz. O web sitesi düzeltilecek bir şekilde. Evet. O alacaklar o bilgileri tarihçilerimizden. Tarihçilerimiz de korkmayacaklar. Evet. Ben buradan devlet büyüklerimize de sesleniyorum. Arşiv de arşiv. Ama ben kimse yorum yapamıyor buna. Niye yapamıyor? Hakikat değil. Evet. Peki efendim, sarayın kurdurduğu bir Beşiktaş, içerisindeki arabacılar grubuna, sultanın kurdurduğu bir Beşiktaş, emperyalistlerin, siyonistlerin yurt içerisinde casusluk faaliyetleri için birçok spor kulübü kuruyordular. Bu istihbari amaçlı kurulan spor kulüplerinin faal operasyonlarına karşı Sultan Abdülhamit Han, Beşiktaş Osmanlı Terbiye Bedeniye Mektebi'ni kurduruyor. Hikayemiz bu. Evet. Gazze'yi inşallah bir programınızda şeyde alalım. Şehzade Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu'nu da alalım. Evet. O da Gazze bölümünü anlatsın. Şu tarihi hep beraber masaya atıralım. Niye biz feryat ettik Kore'ye mazlumun? Beşiktaş'ta Gazze'nin birbirinden ayıramayız. Kaderleri bitsin diyor. İkisinin de kaderini bir şekilde Allah vesile etmiş Sultan Abdülhamit Han'ı o zaman için. O bölümünü de biz daha açarız. Girdik bir şey çıkamayız ama gündemi de fazla evet. Dağıtmayalım. Ankara, şimdi arkadaşlar izleyecekler. Dün Ankara Gücü maçındaki bayrakları, Ankara Gücü'lü taraftarlara selamlarımız, saygılarımız, hürmetlerimi iletiyorum. Bir Beşiktaş kardeşleri olarak bizim ayrımız, gayrımız yok. Beşiktaş taraftarlarıyla bizleri birbirimizden ayırmaya çalışan, gerek Bursa Spor'un taraftarlarıyla da hizmet etmeyin bu hafta. Lütfen. O samimi duygularla bizi birbirimizden ayırmaya çalışıyorlar. Ama o kongrede bir uyanış oldu. Bence bir tarihti. Evet. Hani tabiri caizse kendi ayaklarını sıktılar orada. Evet. Bu işler biz öyle ses getirmeyecekti. Ama madem sıktılar ayaklarına, tarih penceresi açılacak, biz her şeyi açacağız, bizim olana da sahip çıkacağız. Beşiktaş onların değildir, bizimdir. Bursa Spor bizim, Ankara Gücü bizim. Aramızdan nifak sokmayanlara da müsaade etmeyeceğiz. Başta Beşiktaş taraflarına ve Ankara Gücü taraflarına buradan selamlarımı söylüyorum. Ve gerek Galatasaray, gerek Fenerbahçe'yi konuşmaya müsaade etseydiler. Ben orada Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'u da anlayacaktım. Evet. Müsaade etmediler. 5 dakika vaktimiz daha hali olmasına rağmen tamamlayamadık bu konuşmayı. Bizler gibi beraberlik içerisinde olursak bu sinerjiyle statlardan bu vereceğimiz destek ile
Hani diyorlar ya bize hadi Allah Gazze'ye diye. Biz de onlara diyoruz hadi Allah Pakistan'a. Evet. Şimdi öyle düşünmeyin. Emin olun vermiş olduğunuz tepki bu yolları ürkütüyor. Korkutuyor. Devletlerin politikaları vardır. Yapması gerekenler vardır. Siyaset gereği ama onlar bu milletten birliğinden beraberinden ürküyorlar. Gazze'li çocukların güvende olmadığı bir dünyada Siyonistler de güvenmeliyizler. Bunu hissettirirsek emin olun sokaklarına çıkarken bile onlar da bu tereddütte olurlar. Gazze'li çocukların bir daha söylüyorum emin o güvende olmadığı bir dünyada onlara da güveniyor. Onlar da güvende olmayacak. O yüzden bizler devletimizle birlik beraberlik içerisinde el ele vereceğiz. Ateş şiddetimizin mazlumların yüksek roman çıkartacağız. Bu kanı bir şekilde bizler durduracağız. Emin olun bizim oluşturacağımız sinerji, futbolun etkileşim gücü, bu etkileşim gücüne yarın Real Madrid de katılacak. Barcelona da katılacak. Paris Saint Germain de. Hadi bıraktık diğerlerini. Buradan da sizlere de sesleyelim. Madem Dünya Spor Kamuoyunda şu anda gündemde. Müslüman olan Paris Saint Germain'in sahibine buradan sesleniyorum. Bizim yayıncı kuruluşumuzun sahibi. Normal doğal olarak da bizim futbolumuzun en önemli paydaşlarından birisiniz yayıncı kuruluş olarak. Bu mesajım ben inanıyorum kendilerine gidecektir. Bu işi daha da genişleterek Avrupa'da Paris Saint Germain'i Manchester City bir Müslüman kulüp başkanı sizlerin de vereceği destekle yönelikler de ki bu Beşiktaş'tan başlasın. Evet. Başka biz başlatmış olduk varsayalım da ama ben taraflarımızın adını bunu sayarım. Ankara'nın tarafları başlattı bugün. Öyle diyelim. Onların da devamıyla bu sinerji oluşturup şimdi bütün dünyaya yayalım. Hazır dünya ajanslarında şu haber şu an gündemdeyken mutlaka sıcağına bu haftaki maçlarda sosyal medyanın bu işi sıcak tutalım. Hafta sonu yapılacak olan maçlarla da bu işi bütün dünyaya patlatalım. Konuşturmadıkları bölümlerden birisi de buydu. Ben buradan Gazze'li çocuklara sesleniyorum. Biliyorum ki mesajım size ulaşacaktır. Ben dün kuruldan bu mesajı size gönderecektim. O yüzden Gazze'li çocuklar, içinizde umutsuzluğa düşen olursa şayet Allah'ın arslanı Hazreti Ali radıyallahu teala anh'ın şu sözünü hatırlayın. Eğer zalim ısrarla zulme devam ediyorsa bil ki sonu yakındır. Eğer mazlum da ısrarla direniyorsa bil ki zafer yakındır. Agah olmuş çocuklar. Gök kubbenin sahibi demir kubbenin sahiplerinden kudretlidir. Ve diyorum ki Üstad Necip Fazıl'ın sözleriyle tamamlıyorum konuşmamı. Yıkılasın İsrail enkazını göreyim sana ülke değinin yüzüne tüküreyim. Evet, Serdar Keskin Bey, dün beni konuşturmadın ya, buydu son para. Biz buradan da konuşturduk, hak konuşturdu. Sıra sana kapak etti. Evet, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten Sinanoğlu biliyorsunuz kongrede maalesef bir kısmı insanların hedef tahtasına oturtulmuştu, konuşturulmamıştı. Ancak Akit Haber farkıyla Türkiye'de ve dünyada ilk kez Akit Haber'e konuşmuş oldu ve yarım kalan konuşmasında bu vesileyle yapmış oldu. Ne diyelim? İnşallah buradan mesajlar gereken yerlere mutlaka zaten iletilmiştir. Diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkürler Adnan Sular. Genel Kurul Üyesi Ali Sinanoğlu'nun dediği gibi yıkılasın İsrail.